Merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif bir tatlı olan ve benim de çok sevdiğim ve sık sık yaptığım ayva tatlısı tarifi hazırladım. Şeker oranını çok az kullandım. Buna rağmen çok lezzetli oldu. Hemen nasıl yaptım sizlere anlatıyorum. Dilediğimiz miktarda ayvayı yıkıyoruz. Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarıyoruz. Kabuklarını dilersek soyabiliriz. Ben hem soyup hem soymadan iki şekilde de hazırladım sizlere gösterebilmek için. Uygun bir kaba su doldurdum. Üzerine biraz limon sıkıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Ve ekranda görüldüğü gibi tavama diziyorum. Kapaklı bir tava kullanmamız gerekiyor ki çabuk yumuşasın ayvalarımız. Ve her bir ayvaya bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Daha tatlı seviyorsanız şeker oranını artırabilirsiniz. Ben de yeterli geldi. Ve ayvanın çekirdeklerini jöle kıvamında bir sosu olması için tavama alıyorum. Kabukları da yine renk vermesi, vitamin vermesi için kabuklarını da değerlendiriyorum. Dediğim gibi 2-3 tanesini soydum. Bir kısmını da kabuklu olarak hazırladım. Çekirdeklerinden belki toplamda 1 yemek kaşığı olacak kadar ekledim. Her bir ayvaya ikişer, üçer tane karanfil ekliyorum. Karanfil çok hoş bir koku ve lezzet veriyor ve aynı zamanda renk veriyor. Daha sonra içinden alacağız piştikten sonra. Sert bir yapısı olduğu için zarar verebilir. İçinden almayı unutmayalım. Bir su bardağı su ile pişiriyoruz. Bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Dilerseniz benim yaptığım gibi üzerlerine birer tane böğürtlen veya vişne ekleyebilirsiniz. Frambuaz, hangi tür renkli meyveniz varsa. Eklemeseniz de yine sarı, böyle altın rengi de güzel bir rengi oluyor. Ama ben daha böyle kırmızı kırmızı olsun diye böğürtlen ekledim birer tane. Bir su bardağı su ile pişiriyoruz orta yükseklikteki bir ateşte. Altı yedi dakika sonra çevireceğim. Toplamda 15 dakika kadar bir sürede yumuşadı ayvalarım. Jöle kıvamına gelen sosunu da ayvalarımın üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz kaymakla servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.